Herkese merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle birlikte en güzel abla kardeş bebekleri seçiyoruz arkadaşlar. Toplarımızda 1. 2. 3. seri, Confetti Pop serisi, Glitter serisi, bir sürü bebek var arkadaşlar. Bakalım siz en çok hangi bebeği beğeneceksiniz? Az sonra yarışmamıza başlayacağız. Siz de en sevdiğiniz bir ablayı ve bir tane kardeşi yorumlara yazarsanız yarışmamızın birincisi belli olacak arkadaşlar. Şimdi çok güzel bebekler çıkacak. İzlemesi gerçekten harika bebekler. Yani hepsine ayrı ayrı bayılıyorum. Ben biliyorsunuz Confetti Pop serisindenim. Şimdi de o yüzden bir tane Confetti Pop serisi açmak istiyorum ilk olarak. Hadi videomuza başlayalım arkadaşlar. Evet, bir tane Confetti Pop topumuzu aldık arkadaşlar. Bakalım hangi güzel konfeti bebeğimiz çıkacak. Çok merak ediyorum gerçekten hangi arkadaşım çıkacak. Confetti Pop serisine bayılıyorum. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Confetti Pop serisinin pembe saçlı iki tane bağlamış bebeğim arkadaşlar. Bana gözlüklü bebek de derler aslında. Çünkü gözlüğüm çok enteresandır. Elektronik bir gözlük. Size kısaca kendimi anlatayım. Mavi ayakkabılarım var, pembe bir şortum, sarı bir hırkam var. Belime bağlamaya bayılıyorum. Gözlüklerim gördüğünüz gibi elektronik ve çok güzel. Saçlarım da pembe ve iki yandan toplamış şekilde. Arkadaşlar beni seçmek için gözlüklü bebek yazabilirsiniz. Şimdi 3. seriden Lil Sisters kardeşim gelecek. Evet, Confetti Pop serisi gerçekten çok güzeldi. Şimdi de Lil Sisters açılacak. Onun kız kardeşi yani. Çantalı bir bebek çıkacak. Çünkü bu yarışmamızda çantalı bebek yarışması. Hadi bakalım açılsın görelim. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben 3. seri Lil Sisters'ın en güzel bebeklerinden bir tanesiyim. Ben birazcık utangacım ama olsun. Bence siz beni çok seversiniz. Size kendimden bahsedeceğim. Çantam sırt çantası şeklinde. Hiç kimse de yok bu özellik ayrıca. Hiçbir Lil Sisters da yok. Sadece bana özel bir şey. Bezim yeşil renkte. Saçlarım pembe. Aynı ablamınkine benzer saçlarım. Hatta 4 tane tokamız bile aynıdır arkadaşlar. Gözlerim mor renkte. Mor renkli gözlü kızlar çok güzel olurlar. Başka ne anlatayımsa başka bir şey yok. Lütfen beni seçin. Evet, Lil Sisters da çok güzeldi. Şimdi Glitter serisi geldi. Bu seride gerçekten muhteşem bebekler çıkartıyor. Hepsi de nadir bebekler. Bu Glitter serisini mutlaka alın. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Glitter serisinin Rocker'ıyım. Arkadaşlar size kendimi anlatacağım. Kırmızı ayakkabılarım var. Beyaz çoraplarım var. Beyaz bir suluğum. Üzeri siyah. Şortumun rengi siyah. Bluzumun rengi ise mavi. Saçlarım pembe ve siyah renginde. Gözlerim de mavi renk arkadaşlar. Özellik olarak ağlayabiliyorum ve kusabiliyorum. Beni seçmek için Glitter Rocker ya da sadece Rocker da yazabilirsiniz. Çünkü normal Rocker, 1. seri Rocker bu yarışmaya katılmadı. Lütfen beni seçin ve kardeşimi seçin. Az sonra kardeşim de gelecek, göreceksiniz. O da çok güzel bir bebek. Hadi şimdi kardeşim açılsın. Evet, Rocker'lar çok güzel gerçekten. Tüm aile çok güzeldir Rocker'ların. Bakalım kardeşi nasıl? Çantasını ve kendisini çok merak ettim kardeşinin. Hadi bakalım açılsın da görelim. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Rocker'ın kız kardeşiyim ama onun kadar simli değilim. Ben de simli olmayı çok istiyordum ama daha büyüyünce sim döktüreceğiz. Benim her yerimi simle kaplatacağız. O zaman çok güzel olacağım. Size kısaca kendimi anlatayım. Siyah büzgülü bir çantam var. Altında kırmızı ve mavi desenleri var. Emziğim siyah çünkü biz Rocker'lar siyahı çok severiz. Saçlarım da pembe ve siyah. Lütfen beni seçin arkadaşlar. Hadi şimdi diğer top açılsın. Evet, 1. seriden bir top. Özlemişiz 1. seride. 1. seride kızımız da çok şekerdi. Bakalım hangi bebek çıkacak? Hangi özlediğimiz 1. seri bebek çıkacak arkadaşlar? Herkese merhaba arkadaşlar. Ben 1. seriden süslü kız. Niye süslü diyorlar? Çünkü benim küpelerim, tacım falan çok güzel. Size kendimi anlatayım hemen. Altın renginde ayakkabılarım var. Buna uygun olarak küpelerim de altın rengi. Tacım da altın rengi. Hatta tokam bile altın rengi. Elbisem yani eteğim pembe ve açık pembe ve koyu pembe. Bluzum da koyu pembe. Benim özelliklerim kusabiliyorum sadece arkadaşlar. Başka özelliğim yok. Beni seçmek için 1. seri süslü bebek yazabilirsiniz. Şimdi kardeşim gelecek. O da çok süslüdür. Kolyesi falan çok güzel. Hadi hemen onu da görün siz.
Evet, bir Little Sisters topumuz geldi. Bakalım bu süslü kızın kardeşi de gerçekten süslü mü arkadaşlar? Hemen topumuz açılsın ve süslü kızımızı görelim. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben süslü kızın kız kardeşiyim. Çantam ve kolyem çok güzel bir şekilde arkadaşlar. Saçlarım da yeşil renk. Ablamınkine çok benzer. Beni seçmek için süslü kızın kız kardeşi yazabilirsiniz. Ben çok fazla konuşmayacağım. Hemen diğer topa geçin. Evet, çok konuşmadı. Sanırım utandım. Neyse arkadaşlar. Şimdi de ikinci seriden bir top geldi. Bakalım ikinci seriden hangi bebek çıkacak? Birlikte göreceğiz. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben ikinci serinin en havalı bebeklerinden bir tanesiyim. Hemen size kendimi anlatacağım. Suluğumdan başlayayım. Altın sarısı, beyaz ve siyah renkli karışımda bir suluğum var. Çizmelerimden bahsedeceğim. Çok güzeldir. İpli, Converse tarzı bir çizmem var ve çok havalı. Tüm LOL bebeklerim istemek için benim evime gelir hatta. Bir şortum var, gri renk. Altın rengi bir ceketim var. Açık pembe saçlarım var ve özellikle ten rengime bayılıyorum. Diğer LOL bebeklerinden daha güzel esmer bir ten rengim var. Yani çok yakışıyor bence. Özelliklerim olarak da altımı kirletebiliyorum ve kusabiliyorum arkadaşlar. Hadi şimdi diğer bebek gelsin. Yani benim kız kardeşim. Evet, gerçekten en havalı LOL bebeklerindendi. Kendi çok güzel sanıyor arkadaşlar. Evet, bakalım kız kardeş de acaba kendini çok güzel sanan bir bebek mi? Hemen görelim. Herkese merhaba arkadaşlar. Tabii ki kendimi çok güzel sanıyorum. Çünkü ablam ve ben tüm seri LOL bebeklerinin en harika bebekleriyiz. Ten rengimiz çok güzel. Altın rengini çok severiz. Saç rengimiz çok güzel. Daha ne olsun? En güzel şeyler bizde. Size kendimi tanıtayım. Benim teyp şeklinde altın rengi ve siyah karışım bir çantam var. Üzerinde tuşlar falan var ama onlar gerçek değil. Bir kolyem var sarı renk. Saçlarım da pembe. Ten rengim de esmer. Gerçekten çok güzelim ve kesinlikle beni seçmelisiniz arkadaşlar. Evet, güzel bebeklerdi. Şimdi yine Glitter serisi. Glitter serisinde sürekli heyecanlanıyorum arkadaşlar. Çünkü çok güzeller. Hadi bakalım açılsın. Glitter serimizden ne çıkacak görelim. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Glitter serisinin arı kızıyım. Yani arı bebeğim. Size kısaca kıyafetimden bahsedeceğim. Altın rengi ayakkabılarım var. Siyah ve altın rengi kemerli bir mayom var. Bu mayo arkadaşlar. Kostüm şeklinde bir mayo. Aksesuar olarak bir telefonum var. Üstünde mikrofonlar var, görüyorsunuz. Ben şarkı söylemeyi çok seviyorum. O yüzden kız kardeşim bunu bana hediye aldı. Saçlarım da altın rengi ve iki tane topuz yapılmış şekilde. Yine çok simli, çok parlak. Evet arkadaşlar, kendimi size kısaca tanıttım. Az sonra da kız kardeşim gelecek. Lütfen bu yarışmada da bizi birinci seçin, tamam mı? Evet, güzel bebeklerdi yine. Çok güzel bu arı kızların. Hepsi çok güzel. Bir de etekli var. O da favorim. Evet, şimdi arı kızımızın çantalı kız kardeşi geliyor. Bakalım birlikte. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben arı bebeğin çantalı kız kardeşiyim. Ben de gerçekten çok güzelim. Şimdi bir yarışma daha yapmıştık kanalımızda. Onda ablalar ve kardeşler ayrıydı bu yarışma. Ablam da birinci seçildi. Kardeşler yarışmasında ben birinci seçildim. Umarım bu yarışmada da bizi birinci seçersiniz ve yine bir gurur duyarız kendimize. Kendimden bahsedeceğim. Kahverengi çantam var. Sarı saçlarım var. Ten rengim de koyu. Hadi ben gidiyorum şimdilik. Evet, arı kızlar girdiği her yarışmada birinci seçiliyor ama bakalım bu yarışmada aynısı olacak mı? Çünkü bu yarışma daha kapsamlı. Konfeti Pop var. Üçüncü seri var. Bakalım hangini beğeneceksiniz? Merhaba arkadaşlar. Ben ikinci seriden tenisçi bebek. Ben tenis oynamayı çok sevdiğim için bana bu ismi takmışlar. Ve ben basketbol oynamayı da çok seviyorum arkadaşlar. Hatta en çok basketbol oynamayı seviyorum. Ve Türkiye'de en güzel takımlarda oynamışlığım var. Size kısaca kendimden bahsedeyim. Pembe beyaz ayakkabılarım var. Turuncu bir şortum var. Turuncu bluzum var. Ve ceketim yine pembe ve beyaz. Saçlarımsa siyah. İki yandan topuz olmuş şekilde. Hemen şimdi kız kardeşim gelecek. Basketbol çantasıyla birlikte. O benim küçüklük çantamdı. Ona verdim.
Evet, basketçi kız da güzeldi. Şimdi bakalım Little Sisters açılsın. Bu basketçi kızımızın Little Sisters'ını beğenecek misiniz? Çok merak ediyoruz. Hadi arkadaşlar açılsın ve görelim kızımızı. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben basketbolcu Little Sisters'ım. Ablamın çantasıydı. Evet bu. Ablam küçükken bunu kullanıyormuş. Hatta şimdi mesela basketbol antrenmanlarına giderken bile kullanır bunu. Ama çok kavga ediyoruz. Götürme ben kullanacağım diye. Çünkü annem beni seyahate giderken bununla taşıyor. Neyse size kendimi anlatayım. Çantamız basketbol topu şeklinde, çizgiler var pembe ve sapları siyah, çizgileri de siyah renk. Benim pembe bir bezim var ama şu an göremiyorsunuz. Ben utandığım için çantanın içine girdim. Evet, utangaç bir kız. Little Sisters'lara yakın zamanda kıyafet alacağız. Bu şekilde çok utanıyorlar. Şimdi yine ikinci seriden bir bebek geliyor. Bakalım açılsın hangi bebekmiş bu? Herkese merhaba arkadaşlar. Ben ikinci serinin en şeker bebeklerinden bir tanesiyim. Ben siyah fiyonklu bebeğim arkadaşlar. Beni aslında çok beğenen olmaz. Ama sevenler de çok sever beni. Yani çıkınca ay bu bebek neden çıktı bana falan diye üzülen çocuklar oldu. Ama sonrasını çok sevdiler. Çünkü neden? Mesela saçlarımı boyayabiliyorlar sarı olduğu için. Diğer siyah saçlar çok zor boyanıyor. O yüzden simliler de zor boyanır. Beni seçmek için siyah fiyonklu bebek yazabilirsiniz. Şimdi bir kardeşim var, o çok güzel. Hemen onu da görün, çok heyecanlıyım onun için. Evet arkadaşlar, çok tatlı bir bebek, sarı saçlı, siyah fiyonklu. Bakalım kardeşi nasılmış? Çok tatlıydı, ben bir görmüştüm önceden. Hadi açılsın da birlikte görelim arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar, ben siyah fiyonklu bebeğin kız kardeşiyim. Size kendimi anlatacağım. Benim ev şeklinde bir çantam var. Plastik ama resimleri ev şeklinde. Bakın, iki tane penceresi var, bir kapısı var ve mavi gibi çatısı var. Dikkatli incelerseniz görürsünüz. Çantamın mavi sapları var. Benim bezim de mavi renk. Çok az görülüyor şuradan. Saçlarım da sarı ve iki tane topuz olmuş şekilde. Beni seçmek için sarı saçlı Little Sisters yazın. Evet, birinci seriden bir bebek geliyor şimdi. Bakalım hangi bebekmiş bu? Yani hepsi çok güzel bebeklerimizin. Bakmaya doyamıyorum arkadaşlar. Bakalım bu da yine çok mu güzel? Herkese merhaba arkadaşlar. Ben birinci serinin futbolcu bebeğiyim. Futbol oynamayı çok sevdiğim için bana futbolcu bebek ismini taktılar. Hemen size kendimden bahsedeyim. Siyah ayakkabılarım var. Çoraplarımın, bluzumun ve tacımın rengi de yeşil. Beni seçmek için futbolcu bebek yazabilirsiniz. Şimdi benim çirkin kardeşim gelecek. Ya şok oldum. Kardeşine çirkin dedi şu an. Yani kardeşi çok üzülecek. Kesinlikle çok üzülecek. Neyse açalım da bakalım görelim çirkin. Ay çirkin demeyelim. Güzel kardeşini. Merhaba arkadaşlar. Ablamın dediğini duydum ve şu an ağladım, buraya geldim. Gözlerimde de yaşlar var hala. Yani çok üzgünüm. Herkes kardeşine güzel derken benim ablam çirkin dedi. Ben de futbolcu bebektim. Ama artık hiç kimse beni seçmez. O yüzden ben videoyu bitirmek istiyorum. Kanalımıza bakarak benim diğer videolarımı görebilirsiniz. Abone olarak olursanız çok sevinirim. Artık daha fazla uzatmayacağım ve ağlamaya gideceğim. Ablama da çok küstüm. Buradan ona sesleniyorum. Abla artık seni çok sevmiyorum. Arkadaşlar ben gidiyorum. Hoşça kalın.